Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte GTA 5'i cep telefonumuzda oynuyoruz. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız, bir geliştirici oturmuş başına tek başına GTA 5'i mobil platforma çıkartmaya çalışmış. Android için şu an APK olarak kurulabiliyor kendisi. Açıklama kısmına da bağlantıyı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bazı telefonları kuruluyor, bazılarını kurulmuyor. Ben de 2-3 defa denedim, kurmayı başardım. Tabii APK olduğu için sıkıntı çekebilirsiniz. Güvenlikle ilgili şüpheleriniz olabilir. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde. Ben sizler için telefonuma kurdum. Hızlıca teste başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi ana ekranında GTA 5 var. Tıklıyorum. Bakalım neler olacak. Yoksa vay vay vay, bak sen, Rockstar'ın logosunu gördük. Tabii 250 MB APK arkadaşlar. 80-70 GB'lik oyunu 250 MB'a nasıl düşürdüler ben de çok merak ediyordum. Görüntüler çok güzel gözüküyordu ama şu ana kadar iyi gidiyor her şey. Şu an bir sıkıntı yok. Aha, bayağı GTA 5 açıldı şu an. Neler var ana ekranda? Çık var, hakkında var. Ayarlar. Kule çekelim ayarları. Ayarlarda gördüğünüz gibi çok fazla bir seçenek yok. Normal mod, Stunt Race, Beta, Garage. Normal mod. Bizim olayımız normal mod hocam. Bayağı bilgisayardakinden daha hızlı loading var şu an. Hadi açıl. Gerçek bir GTA 5 görürsem burada 250 MB'a şu camdan atlarım valla. Evet, loading uzun sürüyor. Bunu bilinçli yapmış da olabilir. Bir dakika. Reis geldi ekrana. Bayağı GTA 5'imsi. Tabii grafikler GTA 5'imsi değil ama güzel gözüküyor. Bayağı GTA 5 oynuyoruz. Haritaya tıklayabiliyor muyuz? Tıklayamıyoruz. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Arabalar yok yok. Grafiklerin hiç alakası yok arkadaşlar. Koşabiliyor musun? Koşu... Ne? O ne biçim koşuş kardeşim ya. Oo, haritanın bu tarafı yok. Gerisi nerede? Ufacık bir sokağa yapmışlar. Neyse, bir arabaya binelim bakalım. Yan yan vallahi yengeç gibi sekerek yan yan koşuyor. Şu arabaya binmeye çalışacağım. Bu araba niye zıplıyor acaba? Evet, hiçbir tuş çıkmadı arkadaşlar. Bu arabaya binemiyoruz en azından. Başka bir arabaya binmeyi deneyelim. Şu yoldan geçecek bir arabayı çek... Lan. Şşt, dur. Çok zor bu arada kontrolleri arkadaşlar. Şurada bir araba daha var. Bir de ona gidelim bakalım. Aha, vallahi arabaya bindik. Vay, güzel. Ama gerisi nerede bu mahallenin? Hayda, ne oluyor? Hocam ne oluyor? Mahallenin gerisini daha çizememiş arkadaş. Zaten oyun beta sürümünde. Ben şu an mahallenin altına girdim yanlışlıkla. Oy, ben bu arabadan çıkayım. Mahalle bu arada bu kadar arkadaşlar. Gerisi yok. Şurada adamlar var. Bir gidip onları bir sataşayım. Reis, ne yapıyorsunuz burada? Aha. Oha, o da bize vuruyor. Vallahi yapmışlar. Oha, adam uçtu. Gel bakayım. Bir dakika, silahlarımız var. Şş, ya reis, ulan bir yumrukta öldük ya. Şimdi bir daha doğarız herhalde. Bu Wasted yazısını telefonda görmek bile bir mucize arkadaşlar. Roket atarım falan var benim. Şimdi onlar düşünsün. Bu arada yaklaşık 70 FPS'de oynuyoruz oyunu. Desem de inanmayın, FPS bayağı düşük. Sıkabiliyoruz mu? Aha, vallahi sıkıyoruz. Nereye gitti o bazuka? Sonsuzluğa uğurladık bazukayı. Şu dayıya sıkalım. Bunu da sonsuzluğa uğurladık. Kontroller çok zor ya. Reload yapalım. Yok hocam, arabalar patlamıyor. Şu az önce bana şekil şukul yapan abiler nerede? O mahallenin aşağısına doğru iniyor. Diğer silahlara bakalım. Her şey var arkadaşlar, sıkıntı yok. Yoldan geçen arabayı çevirebileceğim mi? Dayı bir dursaydın. Tamam, kalk, bir şey yok, sakin. Aha, geliyor. Sen durursun artık diye umuyorum. Bu ne arkadaşım? Gördüğünüz gibi oyunda çok fazla bir aksiyon yapamıyoruz. Adam değiştirebiliyor muyuz? Şurada 3 tane adam sekmesi var. Hayda. Geçebiliyoruz mu diğerlerini? Ortadakine geçemiyoruz. Trevor'ı deneyelim. Aha, vallahi Trevor'a geldik de Trevor'ın evine ne olmuş? Vallahi o çöldeki evini yapmışlar ha. Oyundakinin aynısı. Bu ne biçim dünya? Ben sonsuzluğa doğru koşuyorum böyle arkadaşlar. Müsaadenizle. Hani 250 MB olduğu için 80 GB'lik bir oyunu burada beklemek yanlış olur. Bir de bunu tek kişi geliştiriyor. Emeğine sağlık desek mi? Boşa mı uğraş? Şu arabaya bir binelim bakalım. Haritayı göremiyoruz. Haritayı görsem böyle şehre doğru gitmeye çalışacağım ama zaten şehir diye bir şey yok sanırım. Vallahi dağlara tırmanıyoruz. Aha, şurada bir evler gördüm sanki. Adam herhalde 250 MB'a anca bu kadarını sığdırırım demiş. O ne lan? Oğlum bu nasıl bir yapı? Siz nesiniz burada? Reis, sen evine dön, uyu istersen ya. Geç oldu. Bu arada ben Noton Plus'la oynuyorum arkadaşlar. Yani bu telefonla açmayı başardım. 2-3 farklı telefonda denedim. 2-3 defa denememe rağmen anca açabildim. Hani çok merak ediyorsanız, güvenlik açısından da bir sorun teşkil etmiyorsa sizin için indirip deneyebilirsiniz. Tabii ki iOS'te şu an yok. Geliştirici herhalde devam eder mi etmez mi geliştirmeye, ne yapar bilmiyorum ama daha çok yol alması lazım gibi sanki. Telefonumuz varmış. Telefon yakında. Radyolar da var. Radyoları kapatalım. Reis yavaş, bir dakika. Başka hiç insan yok. Ya burası eğlenceli değil ya, Trevor'ın olduğu yer. Trevor'da bazuka var mı? Trevor'da da var bazuka. Bakalım bu da sonsuzluğa gidiyor mu? Aa, orada patladı galiba. Neyse, biz Michael'a dönelim. Michael'ın mekan daha eğlenceli. Arabalardan birini patlatmaya çalışayım ben ya. Kendi kendine dönüyor, bir şeyler yapıyor. Patlıyor.
Lan ne oluyor? Nişan almaya basınca böyle olmaya başladı. Yok aga oynanmaz bu. Araba gelecek beni zaat diye ezecek şimdi, iyi bakın. İyiyiz, yavaş ya. Güzel yapmışlar. Burası fena değil de işte çok kısıtlı. Yapabileceğiniz şeyler bayağı az. Hiçbir şey yapamıyorsunuz hatta. Ne oluyor, insanları da sıkamıyoruz ki. Hiçbir şey yapamıyoruz. Delirdi oyun. Vallahi oyun patlıyor kendi kendine. Ya bir çarpmayın oğlum, bir durun ya, bir durun ya. Şu an wasted olduk herhalde. Ama patladı oyun. Bir yeniden başlatayım, diğer oyun modlarına da bakalım. Ama şu açılış ekranını telefonda görmek bile bence, bilmiyorum, bir keyif ya. Hani telefonda illa GTA oynayacağım diyorsanız Rockstar'ın resmi olarak çıkarttığı Vice City var, Andreas falan var. Onları da oynayabilirsiniz. Tabii ki de onlar tam oyun arkadaşlar. Bu tam oyun diyemiyoruz buna. Play, Stunt Race oynayalım bakalım. Ama güzel ya telefonda böyle bir şey görmek. Muhtemelen bir 3-4 sene içinde böyle şeyleri telefonlarımızda da göreceğiz zaten. Şu Stunt Race'e de bir bakalım. Aha bildiğin yarış yapacağız şimdi. Go! Bu da telefondaki dandik mobil oyunlar gibi olmuş ha. Tek başımıza yarışıyoruz. Hep birinciyiz. Nasıl olacak? Hızlanamadık orada, kesin patlayacağız. Geriye de gidemiyoruz. Kaldık böyle. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar APK olarak aşağıya açıklama kısmına linki bırakacağız. Oradan bir girip bakabilirsiniz. Cep telefonumuzda GTA 5 oynuyoruz desek doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en azından açılış ekranı falan olarak böyle bir ışık var. Denemek istiyorsanız dediğim gibi APK'yı indirip bir kurun. Bakın arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Android telefonlarımızda oynayabildiğimiz GTA 5'in beta sürümüne yakından baktık. Deneyenler, farklı bir şeyler görenler varsa da mutlaka yorum bölümünden bizlere atsın. Ben de denemek isterim açıkçası. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yine yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.